Bu arada Rakan'ı muhtemelen desteğe gönderecekler. Şen'i göndermeyeceklerdir diye tahmin ediyorum ama bakalım. Rakan üst koridor. Yani Rakan tamam. Üst koridor oynanan bir dönemden de geçtik hani orta koridorda. Gülen kim olacak? Şimdi bu acaba üst koridorda bir kule altı denemesi gelir mi? Sahip açıldı. Berant şimdi ultisini kullanacak. Crash'ta orada yalnız. Pelki kuleden son bir hasar ama düşmesi için yeterli değil. Kronometre burada hayatını kurtarmayacak Armut'un. Crash'a gidiyor burada ilk kan. Pelki de son anda kurtuldu oradan. Bakalım Dark Passage öndeyken üstünlüğünü nasıl kullanacak? Şu anda ellerinde kullanılmamış bir alamet var. Ama ilk ejder de burada HVA cephesine gidecekmiş gibi görünüyor. HVA sonunda yani nişancıların etrafında kümelendiler. Orada güvenli bir alan kurdular kendilerine. Bu bizi korur. Yani maçın 20. dakikasına geleceğiz. Oyuncular ikinci seviye ultileri aldı. Bu arada şimdi bir savaş başlangıcı var. Orada Varus'u yakalamayı başardılar. İlk skor Telrax'tan geliyor. Orada kuleyi de alacaklar. Işınlan da iptal edildi. 5 kişi oldular. Şimdi karşılarında sadece 2 kişi olduğunu hatırlatalım. O 2 kişinin karşısında kuleyi almaları imkanı mevcut. Ve hiç de fena fikir olmayan bir baron denemesi. Şimdi yalnız Strix orada. Revanş da orada. Savaş başlatmak isterler mi? Revanş oradan çıkar. Rakan oradan çıkar. Paranoya geldi bu arada. Arka tarafta Tarik ultisi de kullanılıyor. Şimdi Galyon'un ultisinin de geldiğini gördük. Bakıyoruz. Shen Altkor'da orada yalnız. Burada bir 4'e 4 var. Telrax düşecek. Yani Telrax düştü. Revanş düştü. Diğer taraftan bakıyoruz. Strix düştü. Bu 5'e 4. Hiç istediği bir 5'e 4 değildi ve çıkacak fırsatları vardı. Evet. Crash. Burada gayet soğukkanlı bir şekilde çarpımda korudu. Takım savaşında kullanmadı. Her ne kadar o çarp ona savaşta bayağı bir hasar verse de tek hedefe. Bu arada güzel bir içindeki alev ama Crash'ın düşmesi için yeterli olmayacak ve Baron da Efe'nin. Ve alev ejderi konusunda Evehan'ı söyleyebilecek fazla bir şey yok. Birlikten kuvvet doğar bekleme süresinde. Evet burada alev ejderini kaybettiler. Bir umut acaba 3'lü çalıdan geçerek koridora giden bir... Şimdi devam ediyor. Ultisini de kullandı yalnız Varus. Arka tarafta Civalı kuşağı kullandı. Düzeltiyorum. Telrax Long Wind üzerine gidiyor ama alamayacak orayı. Bütün ultiler üzerinde kullanıldı. Master'e gitmeye devam etmek istiyor. Tarik'ten de ulti geldi. Burada yalnız çok dağınık oynadı burayı HVA. Ama skoru çıkarmayı başardılar. Şimdi paranoya. Telrax'ın düştüğünü göreceğiz mi? Evet Telrax düşecek. Bütün yumurtalar o sepette ve o sepet yine dibi delindi. Bu takım savaşında kaybeden HVA Gaming oluyor. Yani iki takımda da aslında bayağı bir iletişim sorunu göze çarpıyor. Hani yapabildikleri sürece onlar için çok iyi. Ama işte... Penki'nin başı derde girebilir Penki bu arada. Penki hiç farkında Penki değil. Penki'nin ışınlanıyor ki. Yani farkında olsa bile bu konuda neler yapabileceği konusunda ciddi şüphelerim var. Telrax'a bırakacaklar skoru. Shen buraya katılmak istiyor. Gelince bakalım işten geçmiş olacak mı göreceğiz. Şu anda birbirini gördü o iki oyuncu. Renekton'u kışkırtırsa bu arada son vuruşu yapacak. Pencereyi yakalayabilir. Bu arada hızlı alt koridora yaklaştılar. Penki de vurmayı bıraktı. Yalnız şimdi Penki bir risk altında olabilir. Armut bu arada kontrol totemini alacak. Master'i yetişti ve alev ejderini almayı başardılar. Burada kötü oyun Dark Passage'dan geldi. Inex'ten ikinci eşya. Kızgın doğrudanlık. Yalnız şimdi Varus'tan ulti geldi. Shen de ultisini kullanıyor. Savaş başlattılar. Yalnız destek şampiyonları çok uzakta. Telrax girip çıkıyor. Long bir de güzel kullandı orada Zonya'sını. Yalnız Galyon düştüğünü görebiliriz. Şimdi paranoya. Telrax'a çok fazla bir hasar veremediler. Telrax'a şimdi orada kitle kontrolleri gelmeye devam ediyor. Telrax'ın düştüğünü göreceğiz. Strix de ona katıldı. Takım savaşı başlatırken o kadar tereddüt ediyorlar ki. Yani gerçekten Telrax Galyon ultisi menzilinden önce bir çıkmaya çalıştı. Sonra hadi bakalım belki... yanından geçerim diye düşündü ve yakalandı Galio ultisine orada. Yakalanması da maçın sonu anlamına geliyor. Evet. Scarlet 30. dakikada bütün altını Telrax'a yolladılar ama muhtemelen Telrax rakip şampiyonların bazılarından daha az altında oyunu sonuçlandırdı. Yani Crash'ın üzerindeki koruyucu melek aynı zamanda Berant'ın üzerindeki Zonya da bayağı bir vakit harcattı o Mastery kompozisyonuna. Teşekkürler Regarnur, Penki. Lige istediğiniz gibi başlayamasanız da 3. haftaya galibiyetle başladınız. LoL Klasiko'yu kazandınız. Neler düşünüyorsun? Yani şu an birazcık açıkçası keyifli hissediyorum. Çünkü uzun zamandır galibiyet alamıyorduk. Bir galibiyetimiz vardı. Bir de El Klasiko'yu kazanınca birazcık daha keyifli oldu. Koridor aşamasında senden aslında oldukça özgüvenli, ofansif ve başarılı oyunlar görüyoruz. Bunu takım oyununuza yansıtırken neden sorun yaşıyorsunuz? Ya şimdi açıkçası Korelilerin falan... İngilizcesi o kadar daha iyi değil. Yavaş yavaş alışıyoruz. Bir de yani bir Long B rol değiştirdi. Biraz öyle denedik. Long B birazcık daha böyle shot call'a yönelik konuşabiliyor. Yani shot call verebiliyor. Ama middeyken o birazcık daha zor oluyordu onun için. Böyle olunca birazcık daha
avantajımızı, lane avantajımızı oyuna dökmeyi birazcık daha iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu kadro değişikliklerinden sonra kendinizi nerede görüyorsun? Gelecek haftalarda sizden daha başarılı performanslar görebilir miyiz? Ya bu çalışmamıza bağlı. Açıkçası bu hep böyle gitmeye de bilir. Çünkü aslında böyle bir düşüncemiz yoktu ama Kairos'un sınavı vardı. Üniversite sınavı. O yüzden Long bir böyle bir üstüne inisiyatif aldı. Ben sport oynarım, ben yaparım. Onu da buradan çok yani tebrik etmek lazım. Herkes böyle inisiyatif alamaz. Böyle deniyoruz. Bakalım ilerleyen haftalar ne gösterecek. Lige istediğiniz gibi başlamamızla beraber sizi sevenler, sizi takip edenler de üzülmüştür diye tahmin ediyorum. Onlara söylemek istediğim bir şey var mı buradan? Yani biz daha pes etmedik. Onlar da pes etmesinler. Bizi desteklemeye devam etsinler. O zaman cevapların için teşekkür ederim, tebrik ederim tekrardan. Eğer oyunculardan merak ettiğiniz şeyler varsa Twitter üzerinden Veze Soru ile iletebilirsiniz. Söz sizde Eufony.